Arkadaşlar merhaba, bu videoda işgücü piyasalarını böyle birazcık daha derinlemesine ele almak istiyorum. Burada tabii ki yeni kavramları anlatmayacağım, sadece daha önce öğrendiğimiz kavramların başka bir uygulamasını birlikte yapacağız. Belki bu sırada birazcık farklı kelimeler kullanabiliriz. İşgücü kavramı neden ilginç biliyor musunuz? Çünkü iş gücü üretim faktörlerinden biridir. Şirketlerin bunlar artık her ne üretiyorlarsa üretebilmeleri için gerekli girdilerden biridir. Şimdi çoğu piyasanın aksine mesela bilgisayar piyasasını ele alalım. Onu da şuraya yazayım. Bilgisayar piyasasında. Şimdi bilgisayar piyasasında talep bireylerden geliyor yani insanlardan bahsediyorum. Arsa şirketlerden geliyor. Evet, şirketlerden arz geliyor. Şimdi İş gücü piyasasında bunun tam tersi geçerli. Şimdi bakalım iş gücü piyasasında talep nereden geliyormuş? Şirketlerden geliyor. Çünkü şirketlerin iş gücüne ihtiyacı var. Ne yapıyorlar? İş gücü kiralıyorlar. Ee, ne dedik? Talep şirketlerden geliyor dedik. Arsa insanlardan geliyordu. Ee, neden ilginç olduğunu da söyleyelim. Çünkü burada talep şirketlerden geliyor. Üzerine basa basa söylüyorum. Talep şirketlerden geliyor. Bu gerçekten oldukça ilginç. Önceden yani şirketler arz tarafındayken bir şirketin maliyet yapısına bakarak bir arz eğrisi çizebiliyorduk ama şimdi şirketler talep tarafında olduğuna göre artık şirketlerin gelir yapısına bakarak her ek çalışan başına ne kadar gelir elde ettiklerine bakarak bir talep eğrisi oluşturabiliyoruz. Yani iş yapılarını biraz daha yakından inceleyerek marjinal gelir eğrilerini çizebiliyoruz. Zaten bu videoda da yapacağımız buydu. Biliyorsunuz ki bunlar temelde yeni kavramlar değil, sadece birazcık farklı bir yolda kullanacağız o kadar. Yani sadece kullanacağımız kelimeler azıcık farklı olacak. Bu videonun özelinde diyelim ki bir oto yıkama dükkanı işletiyorum Evet yazalım, oto yıkama dükkanı Ve bu rekabetçi bir oto yıkama dükkanı olacak Yani neymiş, rekabetçi bir oto yıkama dükkanımız var Şimdi benim burada fiyat kabullenici olmam lazım, neden diyeceksiniz Çünkü monopol veya oligopol değilim Monopolci rekabet de değilim Şehirde çok sayıda oto yıkamacı var. E, biz de birbirimizden farklı değiliz. Yani sonuçta hepimiz aynı hizmeti sunuyoruz. Dolayısıyla ben burada fiyat kabullenici oluyorum. Rekabetçi oto yıkama piyasasında denge fiyatı yıkama başına diyelim ki 5 lira olsun. Yani oto yıkama başına 5 lira. Tekrar söyleyeyim bunun da bir anlamı var. Yıkama başına marjinal gelirim sabit ve 5 liraya eşittir. Hatırlayın bu rekabetçi bir şirket yani bir monopol değil. Üzerine basarak söylüyorum arkadaşlar, bu ayrıntıya dikkat edelim. Şimdi ben bir araba yıkarsam 5 lira alıyorum. İki araba yıkarsam 10 lira alıyorum. Üç yıkama yaparsam 15 lira alıyorum. Eğer ben monopol olsaydım, doğal olarak marjinal gelirim değişmiş olacaktı. Şimdi bakalım işçi başına ne kadar fayda elde ediyorum. Bu gördüğünüz sütun, iş gücü üstünü, bunu iyi olarak kısaltıyorum. İş gücü sayılarını da buraya yazacağım. Şimdi ben kaç kişi istihdam ediyorum onu da yapalım. 0 kişi, 1 2 3 4 veya 5 kişi. Şimdi ben bu sayılarda kişi çalıştırdığımda ne kadar üretim yapabiliyorum ona bakalım. Şimdi bu sayılarda kişi çalıştırdığımda ne kadar üretim yapabiliyorum ona bakalım. Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Toplam ürün diyeceğiz. Ya da iş gücünün toplam üretimi de diyebiliriz. Yani aslında burada şunu soruyorum. Bu işçi sayılarıyla kaç araba yıkayabilirim? Bu arada bu saatteki yıkama sayısı yani 1 saatte yıkanan araba sayısı. Şimdi bakıyoruz bu sayılarda işçi çalıştırdığımda bir saatte kaç araba yıkayabiliyorum? 0 kişiyle 0 araba yıkarım 1 kişi mesela tek başına saatte 5 araba yıkayabiliyor olsun 2 kişi toplam 9 araba yıkayabiliyor 3 kişi 12 araba 4 kişi 14 araba ve 5 kişi birlikte 15 araba yıkayabiliyor Şimdi bunun grafiğini çizebiliriz Evet grafiğini çizelim bakalım ne oluyor burada Arkadaşlar grafikleri dikkatle takip edelim çünkü süreçleri görselleştirmek konusunda oldukça iş görüyor. Gördüğünüz gibi bu toplam ürünümüz olacak yani toplam ürün eksenimiz. Bu da iş gücü sayısı eksenimiz olacak. Şimdi iş gücü sayılarını işaretleyelim. 1, 2, 3, 4 veya 5 kişi. Bu arada burada da 0 kişi var ve toplam ürünüm 15'e kadar çıkıyor. Evet burası 15 olsun. 10 burası olur. Burası da 5 olur. 5 10 ve 15. Şimdi bu noktaları grafiğe işleyelim. Toplam ürün ne? 0'a 0, elde var 0. Yani 0 çalışanım olunca saatte 0 araba yıkayabiliyorum. Toplam ürün 1 saatteki yıkama sayısına eşit. Eğer ben 1 kişi çalıştırırsam saatte 5 araba yıkayabiliyorum. 2 kişi çalıştırırsam saatte 9 araba yıkayabiliyorum. 2 kişiyle saatte 9 araba yıkıyorum. 3 kişiyle saatte 12 araba yıkayabiliyorum. 3 kişiyle 12 araba neye denk geliyor? Evet, buraya denk geliyor. 4 kişiyle saatte 14 araba yıkayabiliyorum. Evet 4 kişi 14 o da hemen hemen burası yapıyor ve son olarak bunu da hangi renkle çizsem hoş kullanmadık renkte bırakmamışım aslında ama neyse Pembeyle çizelim bunu şimdi 5 kişiyle saatte 15 araba yıkayabiliyor. Yani toplam ürün iş gücü sayısına bağlı bir fonksiyondur Şöyle bir eğri oluşturuyor aslında sadece noktaları da birleştirebilirdim ama biraz daha eğri gibi olsun istedim. Evet, gördüğünüz gibi işte böyle bir eğri oluşuyor. Evet, böyle bir eğrimiz oluşuyor. Arkadaşlar, iktisatta göreceksiniz ne kadar üretim yapacağımıza veya kaç kişiyi istihdam edeceğimize karar verirken daima birim başına ne kadar fayda elde edeceğimizi düşünürüz. Maliyet yapısından söz ederken de birim başına maliyet nedir sorusunu sorarız talep ettiğimiz şeyin getireceği faydayı düşünürken de birim başına elde edeceğimiz faydayı göz önünde bulundururuz. Evet, buna ne diyoruz? Marjinal ürün diyoruz. Şimdi bunu da yazayım. Marjinal ürün. İngilizcesi yüzünden MP diye kısaltılıyor. Bazı iktisat kitaplarında MPL olarak da geçtiğini gördüm. Bu da iş gücünün marjinal ürünü demek yani İngilizce kısaltması. Ya da dilerseniz L'sini de yazayım ki daha anlaşılır olsun. Sonra da başka kitaplarda gördüğünüzde hocam bu L nereden çıktı diye serzenişte bulunmayayım bana. Şimdi bu iş gücünün marjinal ürünü. Sıfır kişiden bir kişiye çıktığımızda bu iki nokta arasında ortalama delta yani değişimi kastediyorum. Delta bir Yunan harfidir. Dediğimiz gibi değişimi simgeliyor. Evet. Toplam üründeki değişimimiz 5. Yani bunu ortalama marjinal ürün olarak düşünebiliriz. Şimdi bu ikisinin tam ortasındaki marjinal ürün veya buna bu iki nokta arasındaki ortalama marjinal ürün de diyebiliriz. O yüzden bu iki noktanın tam ortasına denk gelecek şekilde yazdım. Gördüğünüz gibi sıfırdan 1'e geçtiğimiz aralık bu. Aslında keşke bir yandan hesaplasam bir yandan da grafiğini çizsem değil mi ne kadar güzel olurdu Neyse şimdi bunu biraz daha basık çiziyorum ki yer kalsın Evet biraz daha aşağı doğru kaydıralım Evet bu eksen iş gücünün marjinal ürün ekseni Ve bu eksen de iş gücü sayısına ait Burası 1, bu 2, bu 3, bu 4 ve bu da 5 kişi. Bu nokta iş gücünün geçiş sırasındaki marjinal ürünü. Bunun sıfırdan bire geçişin tam ortasındaki eğim olarak düşünebilirsiniz veya sıfırla bir arasındaki ortalama eğim olarak hayal edebilirsiniz. Evet çiziyorum. Çiziyorum ama maalesef bu ekseni numaralandırmamışım. Neyse ki geç kalmış sayılmam hemen yapayım. Burası 5, 4, 3, 2, 1. 0 ile 1'in tam ortasında iş gücünün marjinal ürünü 5, yani tam burası. 1 ile 2'nin ortasına baktığımızda iş gücümün marjinal ürünü 5 yıkamadan ne yaptım? 9 yıkamaya çıkmıştım. O halde iş gücünün marjinal ürünü 4'tür. Yani iş gücünün 1 ile 2 arasındaki marjinal ürünü 4 ve 2 ile 3 arasında İş gücünün 2 ile 3 arasındaki marjinal ürünü nedir? 1 saatte yıkanan araba sayısı 9'dan 12'ye çıkmış. Demek ki bu 3. işçiyi alarak yıkanan araba sayısını 3 artırmışım. Yani ortalama veya tam bu noktadaki eğim 3. Demek ki neymiş? Bu noktadaki eğim 3 olacakmış. Bunu birebir orantılı çizmedim. Aşağı indikçe aralıklar daralıyor arkadaşlar. Neyse biz böyle devam edelim. Şimdi bakalım bunun ardından 3'ten 4'e geçerken iş gücünün marjinal ürünü ne oluyor? Saatte yıkanan araba sayısı 12'den ne yapmış? 14'e çıkmış. Demek ki 4. kişiyi işe alarak fazladan 2 araba daha yıkayabiliyor. Yani 3'ten 4'e geçerken aldığım bu yeni işçi fazladan ortalama 2 yıkama sağlıyor. Son olarak da 4 ile 5 arasında yıkanan araba sayısı 1 artıyor, yani 4 ile 5 arasında fazladan 1 yıkama var. Burada eğri gibi duruyor, çünkü aşağı indikçe aralıkları sıklaştırmışım. Yani aslında bu bir doğru olmalı. Ama ne yapalım ki elimden bu kadarı geliyor, çizmek konusunda kabiliyetli olmadığımı sizinle daha önce paylaşmıştım. Şimdi bu noktaları tekrar işlemek istemiyorum. Yani gördüğünüz gibi böyle bir doğru olacak işte. Burayı her bir artırdığımızda burası bir azaldı. Her bir ilerlediğimizde de bir aşağı indik. Buradan da görebiliyorsunuz 5 4 3 2 1 diye indik. Bunlar da 5 4 3 2 1. Sizler bunun dümdüz bir doğru olduğunu varsayın. Yani aslında bu grafik bu eğrinin her noktadaki eğimlerinin grafiğidir. Şimdi şunu düşünelim. Bu grafik tek başına marjinal faydayı yıkanan araba cinsinden gösteriyor. Ancak lira cinsinden göstermiyor. Bunun için marjinal ürün gelirine ihtiyacımız var veya iş gücünün marjinal ürün değerini bilmemiz gerekiyor. Buraya onu da yazalım. Buna kısaca MPR diyeceğiz. Yani marjinal ürün gelirinin İngilizce kısaltması Veya iş gücünün marjinal ürün değeri olarak da düşünebiliriz Burada aslında şunu diyoruz arkadaşlar İlk kişi saatte 5 araba yıkıyorsa eğer ve Yıkama başına 5 lira ücret alıyorsam Marjinal gelirim sabittir Neydim ben? Hatırlayalım, ben fiyat kabulleneceğidim, o halde Bu 5 yıkamadan 25 lira kazanacağım demektir ve 4 araba daha yıkadığım zaman 4 kere 5 ne yapıyor? Fazladan 20 lira daha kazanıyorum. 3 araba daha yıkadığım zaman fazladan 15 lira kazanıyorum. Demek ki bu oran bu şekilde devam ediyor aslında. Fazladan 2 araba fazladan 10 lira demek. Demek ki her defasında ben 5 ile çarpıyorum. Evet çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 yapıyorum. Bir araba daha yıkarsam araba başına çarpı 5 lira yani fazladan 5 lira eder. Özetle bu eğri üzerindeki herhangi bir noktayı alıp 5 ile çarpınca marjinal gelir ürününe ulaşıyoruz. Bu arada arkadaşlar videoyu çok uzattım galiba çok özür diliyorum. Marjinal ürün gelirine demem gerekiyordu. E, sıralamayı karıştırmamak lazım bunlar ciddi konular. Neyse bunları da grafiğe işleyelim. Bu kez biraz daha düzgün çizeceğim ki grafiğin bir doğru olduğu belli olsun. Evet, bu benim marjinal ürün geliri eksenim. Şimdi bunu lira cinsinden marjinal fayda olarak da düşünebilirsiniz. Buradakini de mesela yıkanan araba cinsinden marjinal fayda olarak ele alabiliriz. Bu da lira cinsinden marjinal fayda. Bu eksende iş gücü sayısı ekseni, evet 1 2 3 burada aralıkları doğru vermem lazım. Burası 1 burası 2 burası 3 burası. Burası 4 burası da 5. Yani 1 2 3 4 5. Şimdi biraz aşağı inelim. Bu iş gücü sayısı ekseni marjinal ürün geliri de 25'e kadar çıkacak. Burası 5 olsun. 10 15 20 ve 25. Bu arada burası 25. Şimdi 0 kişiden 1 kişiye geçişin tam ortasında ne yapıyorum? 25 lira kazanıyorum. Daha doğrusu geçişin tam ortasında ortalama olarak fazladan 25 lira gelir elde ediyorum. Bu nokta işte, bunun 5 ile çarpımı. Fazladan bu bir kişiden ortalama 25 lira ek gelir elde ediyorum. Sonra bu noktaya geçtiğimde 20 lira kazanıyorum. Evet 20 lira kazanıyorum bakın Buradaki 20 bu sonra bu turuncu noktaya geliyorum burayı 5 ile çarparsak ne yapar 15 lira diyor. evet 5 10 ve 15 burası Yani 2 ile 3'ün tam ortası Sonra 3 kişiden 4 kişiye geçerken 10 lira 3 ile 4'ün tam ortasında 10 lira Herhalde buraya filan geliyor. Son olarak da 4'ten 5'e geçerken 5 lira. Yani burası 5 lira. Aslında arkadaşlar bu eğri boyunca biz ne yapıyoruz? Burada noktalar seçiyoruz. Orta noktaları seçip eğimlerini alıyoruz. Mesela ne yaptık? 0 ile 1 arasının ortalama eğimini aldık. Bu eğrinin eğimi sürekli değişince yani her noktada farklı olunca bu grafik bir doğru oluyor ve bu da Gördüğünüz gibi bir doğru oluyor. Evet, işte doğrumuz tam olarak böyle. Arkadaşlar bu doğrunun güzel tarafı marjinal fayda eğrisi olması. İşte bu da bu şirketin istihdam ettiği iş gücü sayısına göre marjinal fayda eğrisi. Biliyorum bu videoyu çok uzattım. Bir sonraki videoda arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Hoşçakalın.